İki asırlık deneyimiyle tarihi Dursun Bey lokumcusu Şekercioğlu Dursun Bey ve Milli Kuvvetler Şubelerinden sonra şimdi de Paşaalanı Mahallesi Çevreyolu Kavşağı'nda yeni şubesiyle hizmetinizde. Hiçbir yerde bulamayacağınız glikoz içermeyen lokum çeşitleri ve badem ezmesinden sonra yeni lezzetleri kestane şekeri, kaymaklı lokumu ve tahin helvasıyla tarihi Dursun Bey lokumcusu Şekercioğlu dün olduğu gibi bugün de damaklarınıza tat katmaya devam ediyor. Edremit ilçesi Akçay mahallesinde emeklilik sonrası yaşamını sürdüren 50 lisanslı oğlu eski Beynelmilel futbol hakemi ve Türkiye Futbol Federasyonu Hakem İşleri Müdürlüğü yapan Ertuğrul Aybay, vefatı sonrası sevenleri arasında Zeytinli Mahallesi mezarlığında toprağa verildi. 1981-1984 yılları arasında Yılmaz Tokatlı Başkanlığındaki Türkiye Futbol Federasyonu'nda Hakem İşleri Müdürlüğü yapan, ayrıca Mustafa Çakar'la Muvafit Afir'in Merkezi Hakem Kurulları'nda Hakem İşleri Müdürlüğü görevinde bulunan Ertuğrul Aybay'ı, Balıkesir'deki eski ve yeni hakemlerin yanı sıra ailesi, sevenleri ebediyete uğurladı. Bu kardeşimize olan hakkınızı helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Helal ediniz. Helal olsun. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. El-Fatiha. Spor yazarı Sezgin Dedeoğlu, Ertuğrul Aybay'ı anlatarak Balıkesir hakemliliğine çok şey kazandırdığını söyledi. Milli hakemliğe kadar yükselmiş ve Balıkesir'imizin hakem camiasında çok kalıcı eserler meydana getirmiş. Ve birçok kişinin bu işten ekmek yemesine ve bu camiada Balıkesir'in sesini Türkiye çapında Süper Lig'e kadar halen hakemleriyle, yetiştirdiği elemanlarıyla ses getiren çok değerli bir abimizdi. Ertuğrul Aybay'ın ölümüyle ilgili olarak Balıkesir Futbol Hakem ve Gözlemcileri Derneği Balıkesir Şube Başkanı Mehmet Özkan, KRT Haber'e duygularını şöyle dile getirdi. Ertuğrul abimiz bizim duayenimizdi, büyüğümüzdü. Balıkesir Hakemliği onun sayesinde çok ilmeler kazanmıştır. Ölümünden dolayı çok derin üzüntü duyuyoruz. Allah yerinden mensup diyoruz. Camiamızın başı sağ olsun. Teşekkür ederim. Süper Lig eski hakemi ve il eğitimcisi Aytekin Durmaz da Ertuğrul Aybay'ın çok değerli ve çok hizmet veren bir hakem olduğunu belirtti. Çok değerli bir hocamızı, Türk futbol camiasına çok hizmet eden bir hocamızı kaybettik. Balıkesir'in en önemli değerine. Ben 92 yılında hakemliğe başladığımızda o bitirmişti. Ama camiamızda bizim için de benim için de çok önemliydi. Hakem İşleri Müdürlüğü'nü de yaptı. Süper Lig hakemliği de yaptı o dönem için. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun, ilimizin büyük bir değerini kaybettik. Ertuğrul Aybay, Edremit'in Akçay Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip Zeytinli Mahalle Mezarlığı'nda eşinin yanında toprağa verildi.